Herkese selam. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Uzun bir zaman sonra tekrar bir figür incelemesi birlikte karşınızdayım. Bugün bir değişiklik yapayım dedim. 3.75 figür incelemek yerine biraz daha 6 inç figürler inceleyeyim dedim. Çok fazla 6 inç figürüm yok. Ee, hani çok toplayamıyorum. Daha doğrusu toplayamıyorum değil. Toplamamayı tercih ediyorum. Çünkü hem daha pahalı hem de biriktirmesi bence daha zor. Ki ben e, hani koleksiyoncular 3.75 ile başlamış olarak daha uğraştırıcı geliyor. Ama beğendiğim karakterlerin ya da uygun bulduklarını tabii ki altın işlerini alıyorum. Mesela General Grievous. İlk çıktığı zaman cidden çok hani böyle heyecanlanmıştım. Çünkü cidden General Grievous karakterini çok seviyorum. Ve Black serisini her zaman çok merak etmiştim nasıl olacağını. İşte işte karşınızda. Yani gerçekten bence Black serisinin şu ana kadar çıkarmış olduğu en iyi figürlerden bir tanesi. Şimdi hemen figürü incelemeye başlayalım. Öncelikle figürün kutusunu göstereyim size. Şöyle ön tarafı. Arka tarafı bayağı hasarlı benimkinin. Çünkü bir zaman sonra duvara atmıştım. Ee, şeyle. Dört tane ışın kılıcıyla yani gelen tabii ki. Ve bir tane de Blaster'la çıkıyor. Ben Blaster'la sergilemeyi tercih etmiyorum. Ama Blaster şeyi e, büyüklüğü normal bir Bedogroid Blaster'ından biraz daha büyük. Şimdi figürü inceleyelim. Öncelikle figürün size hemen keyfini göstereyim. Şöyle çıkarabileyim. Gerçekten çok hoş, çok güzel. şekilde dikilmiş. İstiyorsanız, keyifli istiyorsanız keyifsiz sergileyebilirsiniz. Şahsen ben sergilemeyi daha çok tercih ediyorum. Dört tane işin kılıcıyla çıkıyor. İşin kılıçlarını hemen elinden çıkartıp şöyle teker teker size göstereceğim. Hani eğer Black Series biriktiriyorsanız zaten bu figür vardır. Yoksa yani kesinlikle koleksiyonunuzda olması gereken bir karakter. Ya bence figürün tek sıkıntısı Bazen hayatta durumda sıkıntılar yaşaması. Hemen şöyle ışın kılıçlarını göstereyim. Şöyle. Dört tane, iki tane yeşil, iki tane mavi olmak üzere ışın kılıcı var. Ve bu ışın kılıçlarının güzel yanı hepsinin teker teker şu şekilde kabzadan çıkıyor olabilir. Mi? Şimdi neden kabzadan çıkıyor diye düşünebilirsiniz. Çünkü şöyle güzel bir şey var. Gördüğünüz gibi pelerin şurasında dört tane ışın kılıcının kabzalarını koymak için şu şekilde mesela kabzasını çıkarıyorsunuz. Şöyle. Bu şekilde sergileyebiliyorsunuz. Yani o da güzel duruyor. Tabii ben Işın Kılıçları'nı açık şekilde sergilemeni daha çok tercih ederim ama. Hani o şekilde de sergileyebiliyorsunuz. Çok fazla sergileme imkanı var. Çok hani detaylı ve güzel işlenmiş bir figür bence. Hani Işın Kılıçları klasik General Grievous'ın Işın Kılıçları. Şöyle dört tane kabzelerle birlikte göstereyim. Şimdi de esas olay figüre, figüre geçelim. Şimdi General Grievous'ı hepimiz çok severiz. Dört kollu Obvan'a karşı sürekli savaşan ve Clone Wars'a da çok sevdiğiniz bir karakter. Ama şimdi şöyle diyenler oluyor. Mesela 3.75 Gargoyles Clone Wars figüründe figürün hem 4 kolu hem de 2 kolu hali vardı. Kollarını şuradan çıkarabildiğiniz zaman ister iki kolu ister 4 kol olarak sergileyebiliyordunuz. Şimdi bu figürde de öyle bir şey olması lazım ve aynen öyle var. Bakın şuralarda gördüğünüz gibi geçme yerleri var ve onları şu şekilde geçirdiğiniz zaman tabi becerebilirsem çünkü içten biraz zor oluyor. Tabi de tabi ellerinde şöyle noktalar var birkaç tane böyle birleşmesi gereken yer var. Bakın şurayı birleştirdim. Şunu da birleştirdim. Evet şu kol tamam. Aynı birleşmesi gereken yerler burada da var. Onları da hemen yapayım. Bu şekilde birleştirdiğiniz zaman herkesin sergilemek isteyeceği iki kolu genel grevisa şey yapabiliyorsunuz. Sergilebiliyorsunuz. Ve hani diğer figürlerde olduğu gibi sırıtmıyor yani iki kollu ve dört kol hani aslında dört kol mu oldu şöyle yandan bakınca bile hani belli olmuyor. Çok güzel. Eklem açısından tabii kafa eklem var. Zaten Black Series'lerin çok eklemli olması nedir? Bel eklemi yok. Yani var da yok gibi bir şey. Şuna baksanız zar zor dönüyor ki yani gerçek görüyorsun ne kadar döndürmek istersiniz. Minik bir bel eklemi var. Ha, dört kollu eklemleri fena değil ama iki kola elince tabii figürün ister istemez bir eklem eksikliği oluyor. Ayak eklemleri çok güzel. Diz eklemi var. Şöyle ayak eklemi var. Şöyle bir de ee, bacaklarını yana çevirebiliyorsunuz. Figürün sıkıntısı şu ayak eklemleri gerçekten çok esnek. Ve sergilediğinizde düşebiliyor ya da gerçekten sağlam koyduğunuzu düşünüyorsunuz ve bir gün sonra uyanınıza bakmışsınız ki figür yerle bir olmuş yerde düşmüş. Öyle bir sıkıntısı var figürün. Figürün fiyatını köşeye koyarım. Yani Türkiye'de de satıyor. Dreamers figürde satılıyordu. Ben yanlış anlatılamıyorsam hatırlamıyorsam 240-250 lira gibi fiyatı almıştım. Yani arkadaşlarım vermiş onu. diye sorak almıştı figür. Gerçekten çok güzel figür. Detaylar çok güzel. Eklemler güzel. Hani her şekilde sergileyebiliyorsunuz. Yani gerçekten Black Series koleksiyoncusuysanız almanız gerek. hani değilseniz bile bence alın. Şahsen ben Black Series çok biriktirmiyorum dediğim gibi ama gerçekten o kadar güzel figür ki yani almak istedim ve aldım. Şöyle mesela şu şekilde de sergileyelim de. Bakın kabzalarını çıkardım figürün şöyle şurasına tabi önce şunu çıkartalım ki daha kolay olsun şöyle şunları koyalım yani Clone Wars'un Clone Wars diyorum TVC Grievous'ın da böyle ekipman şey sergilemesi vardı ama tabi 375 olduğu için o kadar belli olmuyorlar ama 6 inç gibi büyük figürlerde daha çok belli oluyor yani şu şekilde pardon şu da arkaya sıkıştı i̇şte gördüğünüz gibi arkada kabzaları bile görebiliyorsunuz bu şekilde de ışın kılıçları böyle kalıyor. Hani bunlar da sağlam mesela. E, 375 ışın kılıçların kabzadan çıkabilen halleri var. Mesela onlar genelde çok sağlam olmuyor. Kabzadan çıkarken çat diye kırıldığını görüyorsunuz. Ve i̇ster istemez Japon yapıştırıvesi ya da 501 ile vesaire onu yapıştırmak zorunda kalıyorsunuz. Ama 6 inç kılıçlarda öyle bir şey yok. Çok sağlam yapmışlar gerçekten. Yani çok güzel figür. Aynı zamanda ayırmak da tekrar çok basit. Şöyle çektiğiniz gibi direkt hani ayrılıyor kolları. Şuradan da açayım tekrar şekilde dört kollu sergileyebiliyorsunuz. Benim sergileme şeklim eğer size figür varsa düşmekte zor hani sürekli düşüyorsa hafif bacaklarını kırıp öne doğru ağırlığını verdiğiniz zaman hem öne hem de arkaya ağırlık olduğu için dengeli duruyor figür. Ve güzel de pozlamam oluyor. Bakın şimdi becerebildim mi böyle çok emin konuştum. kendime. <laughs> evet. İşte şu şekilde böyle pozördü ve ışın kılıçları vesaire oluyor. Hani şu şekilde kapsalar öyle kapalı kullanmıyorum ben. Yani figüre 10 üzerinden puan vermek gerekirse 8 verebilirim. Hani puan tabii ki şeyden kırıyorum. Ayakta duramamasından kırıyorum. Bir de hani bel eklemini belki daha güzel yapabilirlerdi. Ama onun dışında gerçekten kusursuz bir figür diyebilirim. Evet teşekkür ederim. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi günler dilerim.